Afrika'da benzer zamanlarda Homo habilis ve Homo rudolfensis'ten farklı görünüme sahip başka bir insan türü olan çalışkan insan anlamına gelen Homo ergaster türü de yaşıyordu. 1975 yılında Bernard Ligneux tarafından Kenya, Kobifora'da ve Doğu Afrika Rift Vadisi'nde bulunan fosiller sayesinde Homo ergaster'in yaklaşık 1,5-2 milyon yıl önce buralarda yaşadığı biliniyor. Antropologlar Afrika'da yaşayan Homo ergaster gibi bazı insan türlerinin Homo erectus'un daha erken bir versiyonu yani atası olduğunu düşünüyor. Homo ergaster ile birlikte insan türlerinde duygusal zeka gelişiminin ve beraberinde küçük ailelerin, eş kavramlarının da yavaş yavaş başladığı ve görev dağılımlarının artarak tam anlamıyla avcı toplayıcılık kavramlarının oturduğu düşünülüyor. Arkeolog Penny Spinks kitabında Homo ergaster'lere empati yaparak hasta aile üyelerine baktığından ve ilk sosyal dayanışmanın başladığından da bahseder. Homo ergaster ve Homo erectus'un kafasındaki büyüme ile birlikte doğayı ve çevresini anlama, akıl yürütme gibi kabiliyetlerinin geliştiği de biliniyor. Homo ergaster ya da Homo erectus olduğu düşünülen en iyi fosiller ise Turkana çocuğundan gelmektedir. Kenya'daki Turkana Gölü çevresinde bulunan fosiller sayesinde İnsan evrimi daha anlamlı bir hale gelmeye başladı. Özellikle insan fosillerinin milyonlarca yıl sonra günümüze kadar ulaşması oldukça nadir gerçekleşebilen bir durum olduğu için bulunan her yeni fosil paha biçilmez seviyede öneme ve değere sahip oluyor. Tabii ki bulunan fosillerin çoğu genellikle parçalanmış ve çok az kısmı günümüze ulaşmış oluyor. Çünkü canlılar daha ölür ölmez çoğu zaman başka yırtıcı hayvanlar tarafından parçalara ayrılıyor ve genelde kemiklerin her parçası farklı yerlere dağılıyor. Ardından yağmurlar, seller, fırtınalar ve yeni hayvanlar ile bu fosiller her defasında yeni yerler değiştiriyor. Kalan sağlam parçaların üstü toprakla örtülüyor ve milyonlarca yıl sonra şanslı ve çalışkan bazı bilim insanları bunları bulana kadar orada gizlenmeye devam ediyor. Bulunana kadar fosillerin başına o kadar çok şey geliyor ki bazen koca bir çeneden geriye belki sadece ufak bir diş veya ufak bir parmak ya da vücudun herhangi bir kemik parçası kalıyor. Bulunan minik kemikler yapboz gibi birleştirilerek belki bir şeyler ifade eder hale getiriliyor. Bundan sonrası ise bilim insanlarının geçmişte bulduğu fosillerden edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel analizlerle fosillerin tarihlendirilmesine ve yorumlanmasına kalıyor. 1984 yılında ünlü antropolog Richard ve Miva Leakey çifti Kenya Turkana Gölü yakınlarında keşfedilen ve neredeyse bütün halde bir kafatası ve iskelet buldular. Eksiksiz bir kafatası ve iskelet fosili bulmak çok zor bir olaydır. Bilim insanları bu iskeletin dış görünüşüne bakarak başlarda onun 13-14 yaşında olduğunu düşündü ve ona Turkana çocuğu adını verdiler. Ama daha sonra dişleri üzerinde yapılan çalışmalar onun daha 8 yaşında bir çocuk olması rağmen 160 santim boya ulaşmış olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırma da bu insanların günümüzdeki insanlar gibi değil, daha çok şempanzeler gibi daha hızlı büyüdüklerini kanıtlıyordu. Şempanzeler hızlı büyür ve ortalama 7 yaşına gelince de cinsel olgunluğa erişmiş olurlar. İnsanların ergenlik çağına girmesi 12-13 yaşlarında bulur. Erginliğe geç ulaşma evrimimiz daha sonraki süreçlerde bize aile, toplum gibi kavramlarda sosyal iletişim ve etkileşimde büyük bir avantaj olarak geri döndü. Turkana çocuğu fosilinin eksiksiz kemikleri incelendikçe maymun atalarından bizi insan olarak ayıran en iyi ara tür örneklerinden birisi olduğu anlaşıldı. Fosilin neredeyse bir bütün halde olması, onun kaburgalarının, omurgasının, kolları ve bacaklarının, tabii ki kafatasının ve çenesinin hem güncel yaşayan insan ve şempanzelerle hem de geçmişte yaşayan diğer Australopithecus fosilleriyle karşılaştırılarak kıyaslanmasını da kolaylaştırdı. Genelde bulunan fosiller birkaç kemik parçasından oluşur ve bilim insanlarına çok detaylı bir bilgi vermezler. Fakat neredeyse bütün olan bir fosili günümüz insan, şempanze, goril ve diğer insansı türlerin iskeletleriyle yan yana getirerek çok fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu iskeletleri yan yana getirdiğinizde ilk fark edilen şey yüzlerin neredeyse hepsinin birbirine çok benzemesi olur. Biz modern insanları son sürüm olarak kabul edersek geriye doğru gittikçe yüzlerin daha ilkel kaldığını fark edebilirsiniz. Daha sonra kol ve bacak uzunluklarının, kaburga, omurga ve kalça genişliklerinin birbirine yakın fakat farklı büyüklüklerde olduğunu görürsünüz. Uzaktan baktığınızda ise bu farkları göremez ve hepsi için insan tanımı yapabilirsiniz. Turkana çocuğunun ayak kemiklerinin biz Homo sapienslerle olan benzerliği onun tıpkı bizim gibi yürüyebildiğini ve koşabildiğini de gösteriyor.